Sevgili izleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Miran Duru. 2007 doğumlu, çok genç yaşta yazarlığa aday bir kardeşimiz. Yakın Kitap Evi'nden 6 ay önce bir fantastik bilim kurgu romanı yayınladı. Tao Efsanesi adında. Bunu bize çok kısa bir özetler misin Miran'cığım? Evet. Kitabımız dört karakter çevresine geçiyor. Drake, Lily, Lucy ve Jack. Bu çocuklar önce sıradan olarak doğmalarına rağmen sonradan üstün yetenekler kazanarak yeni maceralara yol açıyorlar, yelken açıyorlar. Ve en sonunda hani olayların nasıl işlediğini güzel bir şekilde takip ediyor okuyucular. Aşağı yukarı kaç sayfalık bir roman bu? Aşağı yukarı 440 sayfa civarında. Bu tabii daha birinci kitabı devamda geliyor. İçerisindeki konular ne üzerine, nasıl, biraz daha, çok az? Yani ilk başta her zaman gibi tanıtıyoruz, karakterler tanıtılıyor. Sonradan hani belirli görevlere çıkıyorlar, belirli problemleri çözüyorlar. Bunları çözdükçe aslında bu yeni girdikleri evrenin daha derin olduğunu ve daha bilmedikleri çok şey olduklarını, bu zamana kadar her şeyi çok yüzeysel anladıklarını fark ediyorlar. Ve bu çukuru kazdıkça da aslında altında çok daha derin şeyler yattığını ve başlarına ne kadar büyük bir sorumluluk aldıklarının farkına varıyorlar. Biraz önce bahsettiğim gibi 2007 doğumlusun. Bu kitabı ne zaman tasarladın? Kaç yaşında tasarladın daha doğrusu? Aslında bu kitap benim 4. sınıftan 3. sınıftan beri aklımda Oo. dönen bir hikayenin birleşmiş hali. Ben çocukluğumdan beri otobüsün camından bakarken bir dağdaki şekli ejderha olarak hayal ediyordum. Yok, ya da bir binanın içindeki olayları. 2007 doğumlusun. Bu kitabı ne zaman tasarladın? Aslında bu kitap benim 4. sınıftan 3. sınıftan beri aklımda Oo. dönen bir hikayenin birleşmiş hali. Ben çocukluğumdan beri otobüsün camından bakarken bir dağdaki şekli ejderha olarak hayal ediyordum. Yok, ya da bir binanın içindeki olayları kendimce hayal edip kurguluyordum. En sonunda tabii karakterlerin isimleri hep değişti, şekilleri hep değişti. Ancak hep Drake çerçevesinde işledi. Drake adını ben 2013 galiba birinci, ikinci sınıf gibi ve ilk bulmuştum karakter için. O günden beri taslakları, çizimlerini çiziyordum hani çöp adam olarak bile olsa. O günden beri bu yavaş yavaş gelişti. Üzerine bir şeyler kattı. Süpersin. Yani bununla ilgili tasarımlarında, düşüncelerinde herhangi bir roman veya herhangi bir film var mıydı esinlendiğin? Veya Şöyle, sana bu şeyi yaşatan coşku neydi esas bu işin? hayal kurmayı çok seven bir çocuktum ki sınıf öğretmenlerim de hep hayallerde yaşadığımı söylerdi. Büyüdükçe sanki onları görememeye başladığımızı fark ettim. Ve eğer bir gün bu hikaye benden uzaklaşacaksa onu kalıcı hale getirmem gerektiğini hissettim. Bunu kendime bir görev olarak biçtim aslında. Kendime sözüm oldu. Ve hayallerimi kaybetmeden önce sayfalara döküp kalıcı hale başkalarının zihninde hayal olarak devam etmesine. Aslında son zamanlarda ben de mesela bakıyorum, fantastik filmlerde, fantastik romanlarda gördüğümüz şeyleri giderek yaşamaya başlıyor gibiyiz. İşte Metaverse'te, şu anda yapay zekada, işte 5 yıl önce daha farklı bir pozisyon vardı. 10 yıl önce filmler veya romanlar daha farklı karakterlerdeydi. Ama şimdi giderek sanki bunları yaşamaya adım adım yaklaşıyoruz gibi. Miran'cığım, sen ilk romanını yayınladın. Bunun devamı gelecek mi? Kafanda ne gibi bir proje var? Ne gibi bir düşünce var? Aklımdaki düşünce yaklaşık 5 kitap olması Oo, yönünde. bir sürü. Anlatış biçimime ya da bazı gereksiz bulduğum yerlere atarsam belki 4 kitapta da biter diye düşünüyorum. Ancak 3 kitabın altında olmayacağına eminim. Şu an zaten ikinci kitap da bitmek üzere. Ocak sonu, Şubat başı gibi onu da edit Oo. çalışmalarına başlayacağız. Süper ya. Evet. Gökkuşağı Koleji'ndesin. Evet. Kaçıncı sınıftaydın Miracığım? Lise 3. Lise 3'tesin. Hem ders çalışıp hem bunları nasıl vakit ayırıyorsun genç arkadaşlarımız için de? Yani kendime çok önceden bir program ayarladım. Ki okulda bile boş bulduğum derslerde mesela herkes oyun oynarken ya da arkadaşlarıyla konuşurken ben bilgisayarımı çıkarıp yazı yazıyorum. Her bulduğum Boş zamanı vakitlerde. değerlendiriyorum. Mesela geçen hafta sadece okulda yazdığım sayfa sayısı 20 idi.
evde 5-6'ydı ders çalıştığım için. O yüzden her vakti değerlendirirlerse her şeye zaman olabileceğini düşünüyorum. Ben. Bir bakıma fantastik hayatta yaşıyorsun. Yani şimdi gerçek dersler, gerçek Mira'nın çalışma düzeni, çalışma hayatı, üniversite sınavını hazırlamaya mı başlamışsındır? Diğer taraftan da bu romanın en önemli temellerini oluşturan, o hikayeyi oluşturan temelleri de adım adım fantastik düzeyde yaşıyorsun. Gibi. Bayağı bir zor hayatmış. Peki Miran'cığım hedeflerin ne? Yani bu romanı üçüncüyü yazdık, beşinciyi yazdık. Yani tabii ki yazarlığa hani adım atmış herkes gibi bir Harry Potter, bir Game of Thrones gibi yükselmesini isterim kitabın. Ancak hani belirli bir üne ulaştıktan sonra yeteri kadar çocuğun, yeteri kadar gencin aklına kazıdıktan sonra benim için ben başarmışım sayılır kendim açımdan. Ancak hani çok patlamadığı sürece benim için gene bir sıkıntı olmaz. Ben yeteri kadar kişinin aklındaysa benim yine mutlu olurum. Kendi hayallerimi, her şeyi gerçekleştirdim. Bundan sonrası evet. Hem kazanacağın üniversiteye, yolunu çizeceğin hayata göre değişecek. Vallahi çok memnun oldum. Miran'cığım, genç izleyicilerimiz, kitap yazmak isteyen veya hayallerini kurmak isteyen izleyicilerimiz için söylemek isteyeceğin bir minimum bir not var mı? Asla peşini bırakmayın. Eğer hikayenize güveniyorsanız, eğer kendinizden eminseniz, eğer hayalinize güveniyorsanız yazın. Sadece yazın. Ben bu kitabı baştan en az 4 kere silip yazdım ilk başta. Yazdım, harika. Okuttum. Bu kötü olmuş, dilini beğenmedik dediler. Baştan sildim, bir daha yazdım. Sonra kendim okudum. Tekrar beğenmedim, sildim, yazdım. Yazdıkça dilim iyileşti. Dilim iyileştikçe bir kitap haline geldi aslında. Sadece oturup yazdım ve bitmedi. O yüzden eğer kendinize güveniyorsanız asla bırakmayın ve pes etmeyin. Bu çok önemli bir nokta. Kitabımıza nereden ulaşabiliriz? Hangi kanallardan ulaşabiliriz? Onları da izleyicilerimize iletirsen çok teşekkür ederiz. Emeklerine sağlık. Çok teşekkürler. Kitabımıza Alsancak'taki Yakın Kitap Evi'nden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Diyanar, İnklap gibi şeylerin de web sitelerinden ulaşabilirsiniz. Ve Hilltown Punk Kitap Evi'nde de şu an 7 tane mevcut olduğunu. Tavu efsanesi olarak hepsinden hem sosyal medyadan hem de kitap evlerinden. Emeklerine sağlık. Çok teşekkürler. Başarılar. Serinin esas devamını diliyoruz. İnşallah başka seriler yazma şansını da fırsatını da yakalarsın. Çok teşekkürler. Ben emeklerine teşekkür sağlık.